sizlerin meslek hayatında başarılı olacağınıza, adil kararlarınızla adaleti ayakta tutacağınıza, herkesin adalete, hukuka ve yargıya olan güvenini artıracağınıza gönülden inandığımı ifade etmek isterim. Hukuk devleti sadece anayasası ve kanunları olan devlet değil, yasama, yürütme ve yargı dahil herkesin hukukla bağlı olduğu devlettir. Eğer bir devletin organlarının bütün faaliyetleri hukukla bağlı, hukukla sınırlı ve yargısal denetime açık ise ve de devlet bütün vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlamış ise, işte o zaman gerçek anlamda hukuk devletinden bahsedilebilir. Hukuk devletinin en önemli güvencesi mahkemelerin bağımsızlığı ve yargı görevini yapan hakim ve savcıların tarafsızlığıdır. Mahkemelerin bağımsızlığı büyük ölçüde hakimlerin atama, özlük, disiplin işlerinin bağımsız bir kurul eliyle yürütülmesiyle ve hakim güvencesinin kurumsallaşmasıyla temin edilebilir. Tarafsızlığın sağlanması ise daha da zordur. Hakim ve savcılar görevlerini yaparken kendi ideolojilerinin, kendi inançlarının, kendi kabul ve retlerinin, medyanın, kamuoyunun, dosyanın taraflarının etkisinde kalmadan anayasa, hukuk, kanun ve vicdani kanaatlerine göre karar vermelidir ki herkeste yargının tarafsızlığına olan inanç artsın. Her daim anayasa, hukuk, kanun ve vicdani kanaatlerinize bağlı olun ve kararlarınızı buna göre verin. İnsanların bu bağlılığınızdan şüpheye düşmesine izin vermeyin. Aksi takdirde kararlarınıza güveni, şahsınıza saygıyı kaybedersiniz. Davacıya ve davalıya ya da müşteki ve şikayet edilene veya şüpheli sanık ve suçtan zarar görene karşı olan muhabbet veya husumetiniz sizi adalete uygun davranmaktan ve adil kararlar vermekten asla ayırmasın. Her daim adil olun ve adaletle karar verin, adaleti ayakta tutun. İşlerinize ve kararlarınıza, dünya görüşünüzü, siyasi fikirlerinizi, inançlarınızı, kabullerinizi ve retlerinizi asla katmayın. Davanın taraflarının ya da soruşturmanın taraflarının dünya görüşü, siyasi fikri, inancı sizi esir almasın ve sizi esir almasına ve sizi etkilemesine asla izin vermeyin. Hukukun ve yargının siyasallaşmasına da, siyasallaştırılmasına da izin vermeyin. Bilinmeli ki hukuk ve yargı hiçbir kirli hesabın mazereti, perdesi ve kılıfı yapılmamalı. Yargının ve hukukun bir takım hesap ve sahiplerle araştırılmasına hukukçular, yargıç ve savcılar asla izin vermemelidir. Bizim anayasamız bakımından kuvvetler ayrılığı son derece önemlidir. Yasama, yürütme, yargının anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde kalması, kendine çizilen sınırı aşmaması anayasamızın ortaya koyduğu parlamenter sistemin, hukuk devleti anlayışının sağlıklı yürümesi bakımından son derece önemlidir. Esasında kuvvetler ayrılığı bizim anayasamızda öngörülen devlet organizasyonuna hayat veren en önemli unsurdur.